Evet arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Efendim huzurlarınızda bugün yine Conan var. Haydi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar, umarım hepinizin sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir diyerekten bugünkü programa başlıyorum arkadaşlar. Bugün yine huzurlarınızda Conan the Barbarian Omnibus var arkadaşlar. Bu kaçıncı omnibus? Beşinci omnibus. Bu Conan the Barbarian serisinin Marvel Comics tarafından piyasaya sürülmüş olan beşinci omnibusu. Bununla beraber zannedersem sizlere şu ana kadar arkadaşlar toplamda 10 tane omnibus tanıttım. Aralarında Kurt Busiek'in omnibusu da dahil. Ve hakikaten Marvel bu anlamda Conan'da çok ciddi anlamda istikrarlı gidiyor. Neden istikrarlı gidiyor arkadaşlar? Çünkü Marvel Comics, yani benim bildiğim kadarıyla omnibus formatında bastığı çizgi roman serilerinin genelde 3. veya 4. omnibustan sonra basmayı bırakıyor. Ve Conan'da arkadaşlar gerçekten bu anlamda kendi zincirlerini kırdı diyebilirim Marvel Comics. Çünkü gördüğünüz gibi huzurlarınızda 5. omnibus. Yakında yine Savage Sword of Conan serisinin 5. omnibusu geliyor. Ve hatta hem Conan the Barbarian hem de Savage Sword of Conan serilerinin 6. omnibusları da Amazon'da şu anda ön siparişte. Ve umuyorum ki 7. 8. 9. hatta 10. omnibusları da görürüz inşallah Conan'da diyorum. Çünkü gerek baskı formatı olsun, gerekse dizaynı olsun, gerçekten Conan'da çok yakışıklı, böyle 10 numara 5 yıldız iş yaptı Marvel. Hakikaten öyle. Hep bunu biliyorsunuz, zaman zaman dile getirdim bu omnibusları sizlere tanıtırken. Ve gelelim omnibusumuz arkadaşlar. Conan the Barbarian neydi? Conan the Barbarian herkesin çok rahatlıkla okuyabileceği, böyle hafif şekilde seyreden Conan'ın hikayelerinden oluşan bir seriydi. Savage Sword of Conan biliyorsunuz yetişkinlere yönelik yapılıyordu. İçerisinde biraz böyle daha böyle nasıl diyeyim yetişkinlere yönelik içerikler vardı. Ama Conan the Barbarian tamamıyla herkese açık bir şekilde yapılmış, herkesin okuyabileceği türden böyle güzel bir çizgi roman serisiydi. Ve bu çizgi romanı çizgi roman yapan kişilerden birisi kimdi? John Buscema'ydı. Ama gel gelelim John Buscema'ya arkadaşlar, bu omnibusla beraber yavaş yavaş güle güle demeye başlayacağız. Hatırlayacak olursanız size daha önce demiştim, John Buscema Conan'ı 100. sayısından sonra artık peyderpeyi çizmeye başlayacaktır. Ve bir süre sonra da Conan'ı çizmeyi komple bırakacaktır. Yine aynı şekilde Savage Sword of Conan'la da aynısını yapacaktır. Ve tabii onun sonucunda ister istemez okuyucu biraz böyle nasıl diyeyim sarsılacaktır. Çünkü dediğim gibi bu Conan serisini ünlendiren, meşhur yapan unsurlardan birisi de John Buscema'nın o harikulade çizimleriydi ki biraz sonra zaten göreceksiniz diğer çizerlerin çizimlerini de bu bazı Conan sayılarında. Orada zaten aradaki farkı anlayacaksınız baktığınız zaman. Yani hakikaten ben de mesela baktığım zaman dedim yani John Buscema'nın çizimlerinden sonra çok ciddi anlamda bir düşüş var çizim kalitesi olarak. Tabii ki aralarında bazıları yine güzel bir şekilde çizmiş, çizmemiş değil. Lakin dediğim gibi bir kere hani o John Buscema'nın çizimlerinin tadını almışsın, onunla beraber Conan'ı tanımışsın. İster istemez tabii sonrasında gelen ister istemez gideni aratıyor biliyorsunuz yani bu işler böyledir. Ama olsun ziyanı yok, sağlık olsun, yine Conan tabii ki hikayeleri oldukça güzel, yine maceradan maceraya atılmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, isterseniz gelin şimdi masamıza geçelim. Bu cildimize göz atmaya başlayalım. Aynı zamanda cildimizin kalitesine dair de birkaç yine laf edeceğim. Onun yanı sıra yine sizlere Conan'dan bahsetmeye de devam edeceğim diyerekten haydi gelin bakalım şimdi cildimizi açalım diyorum. Evet arkadaşlar, işte buradayız. Gördüğünüz gibi harikulade bir kapak. Bu kapak tabii ki çizimlerinden de anlaşılacağı gibi Alex Ross tarafından çizilmiş arkadaşlar. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir iş yapmış burada Alex Ross ve harikulade bir Conan çizmiş. Zaten Alex abinin çizgi roman dünyasındaki ününü, şanını bilmeyen yok. Öyle değil mi? Evet, omnibusumuzun sırt kısmına gelecek olursak yine sırt kısmı tıpkı diğer Conan omnibuslarında olduğu gibi aynı şekilde dizayn edilmiş ki en çok hoşuma giden unsurlardan birisi Conan omnibuslarında. Arka kapağında yine bu cildin içerisinde yer alan sayıların kapakları resmedilmiş ve hangi sayılar var diye soracak olursanız bu omnibusta
Conan the Barbarian serisinin 116'dan 149. sayısına kadar olan sayıları var. Onun yanı sıra Conan Annual 6 ve 7. sayıları var. Ve yine Conan'ın seriden ayrı tek atımlık hikayesi Conan of the Isles hikayesi var arkadaşlar. Ve yine What If serisinin 39. sayısı var. Bu What If sayısında ne oluyor diye soracak olursanız Conan'la Thor'un kapışması var arkadaşlar. Birazdan zaten göreceksiniz. Evet, toz kondurmayan ceketimizi kaldırıyorum ve iç kapağına bakıyoruz arkadaşlar. İç kapağı da yine aynı şekilde tıpkı diğer omnibuslarında olduğu gibi Conan'ın aynı şekilde dizayn edilmiş. Sırt kısmı yine bu şekilde. Arka kapağımız da bu şekilde arkadaşlar. Ve sayfalarımızı açmaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada yine bu omnibus ne yazık ki İstanbul'da İmak Offset'te basılmış. Ne yazık ki diyorum çünkü yine karşımızda böyle sıkı ciltlenmiş bir omnibus var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayfa attırıyor kendisini. Yani hiçbir şekilde düşmüyor. Şöyle baktığınız zaman hop gördüğünüz gibi. Ve hani düşmemenin yanı sıra bir de çok fazla gather loss dedikleri olay var. Yani sayfa tam açılmıyor ve tabii ki görsellerde bir takım kayıplar oluşuyor. Aynı zamanda yine aynı şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sayfayı o kadar yani nasıl diyeyim ucuz bir kağıt kullanmışlar ki ince bir kağıt. Yine bu arka sayfadaki yazıların hepsi sayfanın bu tarafına yansıyor arkadaşlar. Yani anlayacağınız imak offset yine batırmış. Başka bir şey demiyorum artık. Marvel'de çüş diyorum yani. Bu adamlar bunları hiç mi kontrol etmiyorlar yani. Anlayabilmiş değilim gerçekten de. Evet burada Omnibus'un ve Conan'ın projesinde arka planda yer alan herkesin ismi yine tek tek yazılmış arkadaşlar. Ve sonrasında yine bu sayfada Conan'ın bu omnibusunda yer alan hikayelerin hepsi tek tek sıralandırılmış, listelendirilmiş. Ve yine introduction'a geliyoruz. Fakat bu sefer arkadaşlar Roy Thomas değil, yine birazdan göreceğiniz bazı Conan sayılarında yazar olan J.M. Dimitis adlı yazar burada Conan'a dair bir giriş yapmış arkadaşlar. Hatırlayacak olsanız diğer omnibuslarda hep Roy Thomas yazıyordu bu girişleri. Gördüğünüz gibi şimdi başka bir yazar tarafından yazılmaya başlanmış. Ve buradan da zaten biraz önce dediğim gibi yine yavaş yavaş Roy Thomas ve John Buscema'nın ortadan kaybolduğunu anlıyorsunuz. Evet burada yine JM abimiz Conan'a dair döktürmüş, oğlu döktürmüş. Ve sonrasında yine harikulade bir Hiboria çağı haritası. Her zaman biliyorsunuz bu haritadan bir tane olması lazım evimizde ki Conan'ın nerelerde nasıl yaşadığını bilelim. Bir yere gittiği zaman neredeymiş o yer buradan öğrenelim. Öyle değil mi? Hiboria çağı önemli tabii. Yani. Evet arkadaşlar 116. sayı. 116. sayının yazarı kim? Len Wein. Onun yanı sıra çizerimiz yine John Buscema. Çinilemede kendisine Neil Adams eşlik ediyor bu sayıda. Len Wein kim diye soracak olursanız hemen hatırlatayım. Zaten daha önceki videolarımda da hatırlatmıştım. Swamp Thing'in yaratıcılarındandır. Aynı zamanda Batman'i 80'li yıllarda uzun süre yazan kaliteli yazarlardan birisidir. Evet. Yine Conan maceradan maceraya bu şekilde atılıyor arkadaşlar böyle. Ve hakikaten Conan dediğim gibi her zaman yani okunması gereken harikulade, süper, düper bir çizgi roman arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, yeniliyorum. Mutlaka yani Türkiye'de bunları bir şekilde artık siyah beyazlarını bulursunuz veya Türkçe basılmış renklerini bulursunuz. Ama alın okuyun arkadaşlar. Hatta İngilizce öğrenin, İngilizcelerini alın onları okuyun diyorum size. Başka bir şey demiyorum. Bu mesela Conan'ın 117. sayısı arkadaşlar. Bakın burada yine başka bir yazar yazıyor bu hikayeyi. O da kimdir? Larry Hava. Yine çizerimiz burada John Buscema arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi Roy Thomas artık yavaş yavaş gidiyor. Bu arada çinilemeyi bu sayıda Ernie Chan yapmış. Zaten hemen fark ediyorsunuz. Bakın çinilemecinin de çok önemi var. Yani bir önceki sayıda Neil Adams'tı çinilemeci. Çizimler daha böyle hafif ama Ernie Chan işin içine girdi mi daha çok fazla detay ve gölgeler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani anlayacağınız çinilemeci deyip geçmeyin arkadaşlar. Çizer kadar önemlidir çinilemeci de. Unutmayın bunu. Çünkü onların da kendi yorumları, kendi çizimlere katmış olduğu şeyleri var. Siz söyleyin
nasıl diyeyim böyle flavorları yani tatları var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yine Conan böyle canavarlar, yaratıklar vesaireler derken bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Yani onu diyorum inşallah bir gün Güzide çizgi roman yayın evleri, Türkiye'mizde bulunan Türk çizgi roman yayın evleri inşallah aşka gelip bu Conan'ı böyle kronolojik sırayla uzun süreli ciltler halinde basarlar diyorum. Belli olmaz bakarsanız basarlar yani basmaz falan demeyin. Öyle ya. O kadar mesela hani bana soracak olsanız gereksiz çizgi romanları Türkçe'ye çevirip basıyorlar. Hani onları basana kadar bir tane bas böyle adam gibi bas. Öyle değil mi? Yani daha makbul bence. Evet yine burada bir Conan sayısı. Conan'ın 139. sayısı mesela. Bu Conan'ın, bu sayının daha doğrusu yazarı J.M. Dimitis. O biraz önce girişi yapan abimiz. Ve yine Can Buscema çizmiş. Can Buscema da hala istikrarlı bir şekilde gidiyor. Ama merak etmeyin birazdan o da ara ara yok olmaya başlayacak çizgi roman serisinde. Burada yine devam ediyoruz başka sayıyla. Bu şekilde gördüğünüz gibi gidiyor. Biraz hızlı geçmeye başlayalım arkadaşlar. Çünkü malum kitabımız kalın. O yüzden çok da fazla hani uzatmanın gereği yok. Öyle değil mi? Evet. Burada yine Conan'ın 124. sayısı arkadaşlar. 124. sayımızın yine yazarı J.M. Dimitis ve çizeri Can Buscema arkadaşlar. Ve bu şekilde geliyoruz 126. sayı arkadaşlar. Farkındaysanız çizimler, renkler daha bir canlanmaya başladı tabii. Yıllar geçiyor malum. Artık 100. sayının üzerindeyiz. Bakın mesela bu Gil Kane'in çizimleri arkadaşlar. Gil Kane'in çizimlerini hiç mi hiç beğenmem. Conan'a daha doğrusu yakıştırmam ben Gil Kane'in çizimlerini. Çok sığ kalıyor. Evet şöyle göstereyim. Yani yine bir canlılık var. Yok değil ama hani Can Buscema'nın, Ernie Chain'in çizimlerine göre nedense bana biraz sığ gelmiştir. Her zaman Gil Kane'in çizimleri ki kendisi yine popüler bir çizerdir. Beğeneni de çoktur. Yani Superman'i, Batman'i de uzun bir süre çizmiştir 80'lerde. Hani bunu da dipnot olarak belirteyim ama ben gördüğünüz gibi mesela Gil Kane'in çizimlerini sevmem yani. Hoşuma gitmez çok fazla. Ama tabii yani bu demek değildir ki bu sayı okunmaz, hikaye okunmaz diye bir şey yok tabii. Yani yanlış anlaşılmasın o anlamda öyle bir şey söylemiyorum. Evet, burada yine Gil Kane imzalı bir Conan sayısı. 130. sayı arkadaşlar. Gil Kane çiziyor, J.M. Dimitis yazıyor. Gördüğünüz gibi artık Can Buscema da çekilmeye başlıyor. Ve bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Gidiyoruz 133. sayıya mesela geldik. 133. sayıda mesela yine bakınız başka bir çizer Bruce Jones çizmiş. Bu şey çizer diyorum ya. Bruce Jones yazmış bu hikayeyi ve Gil Kane çizmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve yine çinilemede başka bir eleman var mesela. Kim bu? Danny Bulanadi. Yani gördüğünüz gibi bambaşka farklı bir ekip yazıyor ve çiziyor Conan'ı artık. Bu şekilde böyle değişime uğruyor. İnşallah Conan'ın bu dediğim gibi 8. 9. 10. omnibusunu da görürüz. Görürüz ki orada 90'lı yıllardaki Conan sayılarını da böylelikle görme fırsatımız olacak. Hani tabii ki de o 90'larda çıkan Conan sayılarında çizimlerde tabii müthiş bir değişiklik var. Yani daha böyle can canlı, şatafatlı falan çizilmiş. Görsel anlamda daha böyle görkemli. Evet, bu şekilde gidiyoruz. Kimmeryalı Conan. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi kitap bayağı bir kalın. Ama görüyorsunuz değişim bu kitapla beraber, yani bu ciltle beraber başlıyor. Ara sıra yine tabii gördüğünüz gibi burada Ernie Chan çizimleriyle karşı karşıyayız. Ernie Chan'i nerede olsa tanırım arkadaş. Bu adam çizimleri hakikaten 10 numara 5 yıldız. Bir ara bu 80'lerde Luke Cage'i de çizmiş arkadaşlar. Bizim bu Power Man yok mu Luke Cage? Onu da uzun bir süre çiziyor Ernie Chan. Evet, burada yine farklı çizimler gördüğünüz gibi. Mesela bu 147. sayı arkadaşlar. 147. sayının
yazarı Bruce Johns ve çizerimiz Can Buscema burada. Bak yine Can Buscema abi gelmiş ve tabii ki buradan da anlaşılacağı gibi Çinileme Ernie Chan arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar fark ediyor. Hastasıyız Ernie Chan ve Can Buscema'nın be. Evet. Bu kaçıncı sayı diye. Kaçıncı sayıydı? 149. sayı bu da. Bu ciltte Conan the Barbarian serisinden yer alan son sayı arkadaşlar. 149. sayı. Evet. Ve geliyoruz Conan of the Isles hikayesine arkadaşlar. Bu hikayenin yazarı Roy Thomas, çizeri Can Buscema ve dediğim gibi bu tamamıyla bu bildiğimiz Conan the Barbarian serisinden ayrı tek atımlık one shot bir hikaye arkadaşlar. Ve o dönem Türkiye'de Türkçe olarak piyasaya çıkmıştı bu hikaye. Bu hikayede Conan artık kral olmuştur arkadaşlar. Yani terfi etmiştir Conan. Kendini aşmıştır. Ve iyi bir hikayeydi bu. Eğer Türkiye'de hani Türkçesini bulabiliyorsanız hala sahaflarda orada burada alın okuyun derim. Güzel bir hikayeydi. Yani beğeneceksinizdir eminim ki. Bunu da seneler sonra burada renkli bir şekilde görmek tabii ki mutluluk verici. Düşünsenize 90'ların başında almış olduğunuz bir çizgi roman, siyah beyaz. Yıllar sonra Amerika'ya geliyorsunuz ve onun renkli haliyle tekrar karşı karşıya geliyorsunuz. O açıdan tabii hoş bir dokunuş oluyor, güzel oluyor. Evet, gelelim bizim What If sayısına şimdi arkadaşlar. Bunlar Conan Annual sayıları. Yok pardon, bu yine hala Conan of the Isles hikayesi. Yanlış oldu. Evet. What if Thor battles Conan? Yani eğer Thor'la Conan savaşırsa ne olurdu? Çok merak ediyoruz ya böyle, hani ne olurdu acaba? Sağ olsun Marvel bizim için bunu cevaplıyor. Evet, burada yine Watcher her zaman olduğu gibi sadece seyrediyor. Başka bir işte yaptığı yok zaten bu abinin, biliyorsunuz. Ve Conan'la Thor bu sayıda kapışıyor. Ben ne yalan söyleyeyim, bu sayıyı okumadım hiç. Ben Conan'ın başka bir What If sayısı vardı. Kaptan Amerika ile karşılaştı. O sayıyı okumuştum ki o sayı zaten Türkiye'de zamanında siyah beyaz Conan ciltlerinin arasında yayınlanmıştı. O oldukça enteresan, güzel bir hikayeydi. Ama bunu hiç okumadım, ne yalan söyleyeyim. Muhtemelen bizim Loki yine Conan'ın aklına falan giriyordur. Thor'la karşı karşıya getiriyordur onu. Sonrasında eminim ki Conan tekrar Anya'yı Konya'yı anlayıp Thor'la bir olup Loki'ye karşı mücadele verecektir. Öyle değil mi yani? Genelde bu şekilde oluyor hikayeler. Şeyde de aynısı olmuştu çünkü Silver Surfer'la Thor karşılaştığında yine Loki Silver Surfer'ın aklına giriyor. Thor hakkında işte bir takım yalanlar söyleyip ona karşı onu kışkırtıyordu falan. Evet, bu şekilde. Bu da What If hikayesi. Bunun çizeri yazarı kimmiş? Ona bakmadık. Hemen bakalım şöyle bir geriye gidip. Kim yazmış, kim çizmiş? Hemen görelim. Evet, bunu Alan Zelinets diye birisi yazıyor. Çizen de Ron Wilson arkadaşlar. Evet, bu şekilde böyle güzel, hoş çizimleri olan bir hikayeye benziyor. Evet ve omnibusumuzun sonuna geliyoruz. Sonlarda da her zaman olduğu gibi ekstralarımız var arkadaşlar. Bu omnibusa dair, bu çizgi roman sayılarına dair o dönem çıkmış bir takım işte bir takım bilgilendirici haberler vesaire. Onun yanı sıra işte kullanılmamış bir takım sayfalar veya orijinal çizimler. Her zaman olduğu gibi bunları da omnibuslara koyuyorlar. O açıdan güzel oluyor tabii. Böyle bu tarz dokunuşları görmek iyi oluyor. Çünkü bazen okuduğunuz bir şeyi merak edebiliyorsunuz ve hani acaba nasıl yapmışlar, nasıl olmuş diyerekten ona dair bir takım bilgiler buluyorsunuz. Bakın mesela bu kullanılmamış bir kapak, mesela burada diyor kullanılmamış kapak. 149. sayının kapağı aslında bu olacakmış ama bir sebepten bu kapağı kullanmamıştır o zamanlar. Can Buscema çizmiş mesela bu kapağı. Yani o anlamda iyi oluyor, anlatabiliyor muyum? Çizgi romanın background'ına dair bir takım bilgiler ediniyorsunuz. Kapanırken de yine burada bu cildin içerisindeki bazı Conan sayılarını yazmış olan Bruce Johns abinin
bir takım artık ne diyeyim, konuna dair yazmış olduğu şeyler var burada. Yine döktürmüş burada sayfa sayfa. Derken omnibusumuzu burada sonlandırıyoruz. En son sayfamızda yine Alex Rose abimizin o harikulade kapağını görüyoruz. Toplamda bu omnibus arkadaşlar 1048 sayfaymış. Bunu da buradan dipnot olarak belirtmekte fayda var diyerekten bugünkü videomu sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Üye değilseniz hala üye olmayı da unutmayın diyerekten şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum.